Merhaba arkadaşlar, bugünkü videomuzun konusu da orkide sulamakla alakalı ve orkide saksılarının büyük öneminden bahsedeceğim sizlere. Orkidelerimiz arkadaşlar saksıları öncelikle hava almak zorunda. Neden hava almak zorunda? Dip köklerinin, şöyle göstereyim, dip köklerinin toprakla buluşmasından dolayı, toprak üst üste binmesinden dolayı hava almasıyla köklerin zarar vermemesini sağlıyor arkadaşlar. Bakın şu an görmüş olduğunuz orkidenin hiçbir tanesinde çürümüş kök yok. Neden çürümüş kök yok arkadaşlar? Hava alıyor. Toprak orkideye hava almadığı zaman zarar veriyor. Nasıl zarar veriyor? Köklerinin ölmesine neden oluyor ve sizi önüne geçemeyeceğiniz bir, bakın şu an gördüğünüz gibi orkidemiz toprağa çamurlaşmış vaziyette. Sulamış olduğunuz orkide kökleri ihtiyacı olduğu su yerine gitmiyor. Ondan sonra belli müddet sonra yapraklarda sulanma meydana geliyor arkadaşlar. Yaprak bildiğiniz şekliyle İç kısmı sulanarak, gördüğünüz gibi elime yeni gelmiş bir olan bir orkide bu hali alıyor. Bundan sonra da orkideyi geri çevirmek çok zor oluyor. Ve malum ölmüş, çürümüş bir kök ve yaprağı kalmış, gövdesi kurumuş olan bir orkide ile karşı karşıya kalıyoruz. Şimdi dediğim gibi bu tarz orkideleri de yapacağımız en güzel şey havalandırma delikleri açmak. Bakın hava almayan orkideyi görüyorsunuz. Mantar. Orkidenin içinde mantar üretimine başlamış vaziyetteyiz. En net şekilde mantarı size şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu orkidem benim gayet sağlıklı. Alt kısmında gördüğünüz gibi kökleri görebiliyorum. Herhangi bir yapraklarda da sıkıntı yok. Ama buna yapacağımız tek şey şuralardan ısıtma yöntemiyle delikler açmak ve orkidenin hava almasını sağlamak olacak. Bundan sonra sulama kısmı da çok önemli. Suladığınız zaman bir gün içinde, 1,5 gün içinde orkide yavaş yavaş, şöyle gördüğünüz gibi, kökler su kaybetmeye başlıyor. Su kaybetmeye başlaması da bizim sağlıklı olduğumuzu gösteriyor. Yani şu kök kısmını görüyorsak ve belli aralıklarla orkide kendine geliyorsa, bizim için önemli olan bu arkadaşlar. Kuruyor ve tekrar sulanacak bir hale geliyorsa, ama uzun süre bu şekilde oluyorsa sıkıntı var. Toprağını değiştirmemiz gerekiyor. Bunu, bir çaresini bulmamız gerekiyor. Sizler de buna dikkat ederseniz iyi olur. Hoşça kalın.